Bizans İmparatoru Konstantin, Roma'da bulunan Apollon Tapınağı'ndan söktürdüğü 57 metre uzunluğundaki taş sütunu, milattan sonra 330 yılında İstanbul'un 7 tepesinden biri olarak bilinen çemberli taşa, günümüzde bilinen yere diktirdi. Ve şimdilerde yaklaşık 1700 yaşında olan bu anıtın hikayesi böyle başladı. Merhaba. Artık neredeyse İstanbul'un en önemli sembollerinden biri haline gelen çemberli taş sütununun orijinalinde üstünde güneşi selamladığı rivayet edilen Apollon heykeli bulunmaktaydı. Ancak Konstantin 330 yılında bu sütunu İstanbul'a dikerken üzerinden söktürmüş ve yerine kendi heykelini diktirmiştir. Yapılan bu değişikliğin ardından kendisinden sonra iktidara gelen İmparator Julianus Theodosius heykelleri de sütunun üzerine yerleştirilmişti. Ancak 1081 yılında meydana gelen bir yıldırım düşmesi olayından sonra heykellerin hepsi yıkılmış, sütun onarıma tabi tutulmuş ve üzerine kaydı biçimindeki bir başlıkla birlikte büyük bir haç konmuştur. ...1453 yılında Fatih'in İstanbul'u fethetmesiyle birlikte üzerindeki haç çıkartılmış ve Yavuz Sultan Selim döneminde çemberli taş sütunu yenilenmiştir. Büyük bir yangın atlatan ve bu nedenle mermerleri zarar gören çemberli taş sütunu uzun yıllar yanık sütun olarak anılmıştır. Sultan II. Mahmut döneminde demir çemberlerle sarılmış ve yapısı sağlamlaştırılmıştır. Ve Sultan II. Mustafa ile birlikte sütunun ismi sarılan demir çemberler nedeniyle çemberli taş olarak anılmaya başlamıştır. Çemberli taş sütunu her biri 3 metre çapında olan bilezikler vasıtasıyla birbirine bağlanır ve 3 ton ağırlığındaki 8 adet sütundan ve 1 adet kaideden meydana gelir. Her ne kadar kesin olduğu ispatlanmamışsa da çemberli taş sütununun alt kısmında İsa peygamberin Kudüs'te bulunduğu varsayılan mezarından alınarak getirilen bazı eşyaların gömülü olduğu dedikodusu bulunur. Bu eşyaların buraya getirilme hikayesi ise şöyle anlatılmaktadır. Konstantinus'un annesi Helena Kudüs ziyareti sırasında orada bir kilise inşa ettirir. Hristiyanlar da bunun karşılığında Helena'ya Hazreti İsa'nın gerilmiş olduğu çarmıhın bir parçasını, ayaklarına ve ellerine çakılan mıhları ve mucizevi özellikleri olduğu düşünülen bazı eserleri verirler. Helena bu hediyeleri alarak oğlu Konstantinus'a verir. İmparator kendisinden sonra gelecek hükümdarların da bu eserlere sahip çıkamayacağını ve kıymetini anlayamayacaklarını düşünerek yer altına taştan sağlam bir hücre inşa ettirir, inşa edilen bu mezarın üzerine çemberli taş sütununu diktirir. Ve günümüze kadar anlatılan çemberli taşın altında bulunan kutsal emanetler diye bahsedilen efsanenin aşağı yukarı hikayesi budur. Fakat bizce çemberli taşın böyle hikayelere de çok ihtiyacı yoktur. 330 yılında bu şehre gelmiş ve yaklaşık 1700 yıldır bu şehrin üzerinde bizleri selamlayan bu taş zaten başlı başına bir hazine değil midir?